Bir soru var. Ellerimizi sıcak suyla mı yıkayalım yoksa musluk suyla mı yıkayalım? Bununla ilgili bir açıklama geldi. Sayın Doktor Ateş Kara'dan geldi açıklama. Ellerimizi sıcak suyla değil, musluk suyu sıcaklığıyla yıkayalım ifadesi var. İşte Twitter'da bu açıklama. Ellerimizi sıcak suyla değil, musluk suyunun sıcaklığıyla yıkamalıyız. Sıcak su, ellerimizin üzerine yer alan por olarak adlandırdığımız boşlukların açılmasını ve o küçük alanlara mikroorganizmaların girerek su ve sabunun etkisinden kurtulmasına neden olabilir açıklaması Profesör Doktor Sayın Ateş Kara hocamızdan geliyor. Şimdi bununla ilgili de bir yayın dinleyelim. Koronavirüse karşı en etkili olan o el yıkama konusundaki açıklamalar neler söylüyor dermatologlar? Elif Saatçioğlu bizi bekliyor uzman konuyla birlikte. Ankara'da Elif, seni dinleyelim ayrıntılar için. Evet, koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri birçok soru da aklımıza geliyor aslında. Profesör Doktor Ateş Kara'nın da paylaştığı gibi el yıkamada hangi sıcaklık önemli? Şimdi yanımızda doktor hocamız Alev Eken var. Kendisi dermatoloji uzmanı. Bize doğru el yıkama derecesini söyleyecek. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hemen sormak istiyorum. Elimizi yıkarken sıcak su kullanmalı mıyız? Hep şey biliyorduk aslında, sıcak su gözlenek açar, oradan mikroorganizmalar içeri girer mi? Ne yapalım, ne derecede kullanalım? Şimdi normalde zaten her şekilde el, yüz yıkamada önerdiğimiz sıcaklık vücut ısısıdır. Bu da 37-36 derece ya da 40 dereceye geçmemelidir. Çok sıcak suyu zaten hiçbir şekilde sıcak ya da soğuk suyu önermeyiz. Aynı şekilde soğuğu da önermeyiz. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle de tabii ki hem su hem de kullandığımız antiseptikler, alkol, deterjanlar da önemli. Hem suyun sıcaklığı hem de sık yıkadığımız için bu deterjan kullanımı da önemli. Deterjanlar içinde de önerilen özellikle yumuşak deterjanlar. Biz daha çok ılımlı deterjan dediğimiz çocuk bebek ürünlerini öneriyoruz ve bunların içinde de çocuk saç şampuanlarını öneriyoruz. Yine her zamanki söylediğimiz gibi parmak araları ve bütün tırnak uçlarımıza gelecek şekilde ve en önemlisi de hiçbir şekilde saat, takı takmamak. Dezenfektanları kullanırken de daha önce sıklıkla bahsedildi. %70 alkol içeren dezenfektanları tercih ediyoruz. El egzamalarından korunmak için de sık sık nemlendirici kullanmak. Nemlendirici kullanırken de yine yoğun içerikli ve güvenliği kanıtlanmış nemlendiricileri kullanmak. Özellikle bebekler için olan daha güvenli olduğu için ve cildimizin bariyer özelliğini korumak için, biliyorsunuz bebeklerde daha çok anneden doğduktan sonra cilt koruyucu özelliği daha yoğun oluyor. Onu bozmamak için o tür ürünleri tercih etmek daha uygun olur. Hocam aslında evet, ona değinecektim. Bir kez daha teyit etmek için soruyorum şimdi. Elimizi normal sıcaklıkta, vücut sıcaklığında yıkadık. Daha yumuşak bir sabunla yıkadık, bebek sabunlarıyla yıkadık. Ama yine de çok fazla yıkadığımız için ve alkol oranı çok yüksek dezenfektanlar kullandığımız için ellerimiz kurudu, çatladı, egzamalar oluştu. Bunlarda da nemlendirici kullanacağız. Evet. Peki bu nemlendiricilerin özellikleri, hani ne yapmamız gerekiyor, ne şekilde dikkat etmemiz gereken bir özelliğimiz var mı? Şimdi güvenliği kanıtlanmış derken bizim cildimizin üst tabakasında bir bariyer koruyucu bir nemlendirici tabakamız var. Bunların içinde de tabii biz dermatologlar tarafından bilinen lipid içerikler var. Bunların eczane ya da dermokozmetik dediğimiz ürünler var. Bunlardan tercih edilmesi gerekiyor. Bunlar da daha çok eczane kanadı ya da dediğimiz gibi bebekler için uygun olan ya da yoğun nemlendirici olarak bahsedeyim. En güzeli de hemen hemen her yıkadıktan ya da antiseptik kullandıktan sonra nemlendirmek, özellikle ellerimizin üst tabakasını, daha uygun olur. Çok teşekkür ediyorum hocam, teşekkür verdiğiniz ederim bilgilerden dolayı. Evet, dermatoloji uzmanı Doktor Alev Eken bize açıkladı. Ellerimizi normal vücut sıcaklığımızda yıkamamız gerektiğini söyledi ve nemlendirmenin de önemini anlattı diyelim. Bizler de bir kez daha altını çizdikten sonra sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.